أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين Şurada bir ifade var. Bu ifade bizi bir yere sevk ediyor. Tam asrın hastalığını anlatıyor. Sonra da o hastalığın devası için, dermanı için, o hastalıktan kurtulmak için bizi Risale-i Nur'un bir yerine sevk ediyor. Şurada çok enteresan bir ifade. Olabilirsek. Bismillahirrahmanirrahim. Essalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ecma'in. Bu zamanda iki dehşetli hal var. Birincisi, akıbeti görmeyen, yani ileriyi düşünmeyen ve ileride bir batman, bir dirhem hazır lezzeti, ileride bir batman lezzetlere tercih eden hissiyat-ı insaniye, akıl ve fikre galebe ettiğinden, insandaki hissiyatın bir özelliği, akıbeti düşünmez. Çünkü hissiyat nefsani ve hayvani hissiyattır. Hayvanın özelliği ise o anı yaşar, o andaki peşin lezzetten ne pahasına olursa olsun vazgeçmez. O anda onunla teselli bulmak ister. Öncesi ve sonrası, özellikle akıbeti ve neticesi hayvan tarafından düşünülmez, hiçbir şey ifade etmez. Hatta sopayı kaldırırsınız, değil mi? Bir yere girecekken veya bir otu yiyecekken, bir şey yapacakken sizin vuracağınızı bildiği halde lezzet önce dayak sonra olduğu için hemen ne yapar? Bak, biraz sonraki hemen lezzetin arkasındaki dayağı bildiği halde, gözüyle de gördüğü halde yine o lezzetten vazgeçemez. Peşin, anlık, önce lezzet var çünkü, gerisini düşünmüyor. İnsanda da hayvani hissiyat böyleymiş. Nefsani duygular böyleymiş. O andaki lezzetle teselli bulmaya çalışıyor. Onunla kendini uyutmaya, onunla o andaki dertlerden, sıkıntılardan kopup, onunla o anda, değil mi, adeta toz pembe bir hayat yaşamaya çalışıyor. Ne diyor bakın? Akıbeti görmeyen, bir dirhem hazır lezzeti ileride bir batman lezzetlere tercih eden hissiyat-ı insaniye, akıl ve fikre galebe ettiğinden. Yani hisler, duygular akla ve fikre galip gelmiş. Sonra ehli sefaati sefaatten kurtarmanın çare-i yeganesi, aynı lezzetinde elemini gösterip hissini mağlup etmektir. Özellikle gençlikte. Üstad ne diyor? Gençlik damarı akıldan ziyade hissiyatı dinler. His ve heves ise kördür, akıbeti görmez. Akıbeti görmez dedi ya, akıbeti görüyor. Fakat düşünmüyor. Düşünmek istemiyor. Örtüyor. Bir dirhem hazır lezzeti ileride batmanlarla lezzete tercih eder. Bir dakika intikam lezzetiyle katleder, milyonlar dakika hapis cezasını çeker
veya bir dakika sefahat keyfiyle bir namus meselesinde binler gün hem düşmanın hem hapsin endişesiyle hayatını ızdıraba, cehenneme, azaba çevirir. Nasıl bir şey ya? Bunu ben bizzat yaşadım ya. Hapishaneye derse gidip geldiğimiz zaman mesela bir tane çocuk vardı. 10 dakikada bir günah işlemiş. Normalde günahkar bir hayatı da yok. Tertemiz bir çocuk. Arkadaşlarına karışmış. O akşam demişler ki ya ne olacak bir akşamlık içiver demişler. O an aklı başından gidiyor. 10 dakika bir günaha, bir suça karışmış. Müebbet yemiş ya. Şimdi düşündüm, dedim ki ya nasıl olur? Böyle bir insan bunu nasıl yapar? 10 dakikanın faturasını 10 sene değil, 100 sene değil, 1000 sene değil, milyon sene çekecek ya. Sadece dünyada müebbet mi bu? Yok. Hele bunun bir de ahirette müebbeti var. Şimdi insan bunu hesaplayamaz mı ya? 10 dakika için her tarafı lezzet olsa ne olur 10 dakikanın ya? Ama işte insan o anda hissiyatına mağlup olup anlık bir hareket, anlık bir teşebbüs, anlık bir sıçrama ne yapıyor onu? Değil mi? Sonra bin pişman ediyor ama namludan çıkan kurşun geri dönmüyor. Ömür dakikaları aynen namludan çıkan kurşun gibiymiş. Günler de öyle, aylar da öyle, seneler de öyle. Çıktı artık. Yaşandı bir kere. Ama hissiyat galip. Öyleyse bu asırda akla, fikre ders veren bir ders geçmiyor, geçerli olmuyor. Günahtan alıkoyamıyor. Veyahut akıbette ve ahiretteki bir lezzetle dünyadaki haramın zevkinden vazgeçiremiyor. Ya ahirette cennet var diyorsun. Ha, o cennet ona uzak görünüyor. O andaki zevkle teselli bulmaya ebedi cennetten de vazgeçecek kadar o ana sıkışıp kalmaya başlıyor. Allah Allah. Ebedi cehennem var diyorsun. Cehennem çok uzak geliyor ona. Öyleyse içinde yaşadığı anda onun hislerine ve duygularına cenneti ve cehennemi yaşatabiliyorsak ancak o zaman vazgeçirebiliyoruz. Mümkün mü bu? Ha, işte Risale-i Nur o meslekten gidiyor diyor. İmanın ahiretteki neticelerinden, küfrün ahiretteki cezasından değil de bizzat imanın içindeki lezzetten, küfrün de içindeki o anda hissettirilen manevi azaptan, cehennemden seni adeta ne yapıyor? Hissedar ediyor. Ha. İkisini de böyle kıyaslıyor. Buyur diyor, hangisinden gitmek istiyorsan git. Dışı süs, içi pis. Ya. Ve yestahibbûnel hayâte dünya ayetinin işaretiyle bu zamanda ahiretin elmas gibi nimetlerini, lezzetlerini bildiği halde dünyevi kırılacak şişe parçalarını onlara tercih etmek ehli iman iken ehli dalalete o hubbu dünya, o dünya sevgisi ve o sır için tabi olmak tehlikesinden kurtarmanın çare-i yeganesi dünyada dahi cehennem azabı gibi elemleri göstermekle olur ki Risale-i Nur o meslekten gidiyor. Yoksa bu zamandaki küfrü mutlakın sonra fenden gelen dalaletin ve sefahetteki, ahlaksızlıktaki tiryakiliğin inadı karşısında. Şimdi Mesnevi Nuriye'de bir ifade var. Hiç kimse sigaraya başlarken tiryaki olarak başlamıyor değil mi? Önce bir fırt çekiyor. Sonra bir şey olmaz diyor bir tekten diyor. Sonra ben diyor haftada bir paket içiyorum diyor. İçiyorum ama tiryaki değilim diyor. Sonra derken bırakamıyorum diyor. Öyle bacak kadar çocuk bırakamıyorum abi tiryaki olmuşum diye psikolojik olarak o da kendini oraya sokmuş. Öyle. Şimdi nedir bu aslında?
Üstad diyor ki Mesnevi'de masiyetin mahiyetinde, günahların mahiyetinde, yapısında, hamurunda bilhassa devam ederse küfür tohumu vardır diyor. Çünkü o masiyete devam eden, o günaha devam eden, o masiyete, o günaha alışır diyor. Alışıyor insan. Onu arıyor artık vücut. O günahın lezzetini arıyor adeta. Şimdi bir ikinci husus da insanın işlediği günahlarla insanın vücudunda beslenen cinniler bir de habis ruhaniler varmış. Mesela adam içki içiyor ya, o içkiden beslenen cinniler ve habis ruhaniler varmış. O pis maddelerden besleniyor. Onlar onların gıdasıymış. Şimdi o içkiyi sen vücuduna aldığın zaman onların hepsi ondan gıdalandığı için adeta böcekler, sinekler çöplüğe üşüştüğü gibi onlar da cinniler, şerli, pis cinniler ve habis ruhaniler üşüşüyor üzerine. Bugün var, yarın var, her gün gıda var. Artık orayı senin vücudunu mesken ittihaz ediyorlar. Artık ora onların yuvası oluveriyor. Bir gün içmedin mi? Seni böyle sıkıyorlar, zorluyorlar. Adam yalvarıyor ya, o uyuşturucu müptelaları. Demiri kemiriyor. Nedir o? Ona hissettiren nedir? Adeta içeriden ne yapıyor onu? Onu sıkıştırıyor. Şimdi o mahsiyete, o günaha devam eden ona müptela olur. Sonra artık terk edemeyecek bir hale gelir. Vay vay vay. Şimdi günahı terk edemeyince, kalpteki ve kafadaki imanla günah da çakışıyor. Devamlı o ikilemde durmaktan da sıkılıyor. Birinden birini terk etmesi lazım. Ya imanı terk edecek, ya günahı terk edecek. O yüzden diyor ya, her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var. Eğer o günah istiğfar ile imha edilmezse demiyor bakın. İstiğfar ile çabuk imha edilmezse. Hemen günahın arkasından değil mi? O istiğfarla, pişmanlıkla, tövbeyle asıl istiğfar da neymiş biliyor musunuz abi? O günaha giden yolları tıkayıp kalbi ve ruhu o günaha girmeyecek derecede beslemek. Yani tedbir almak. İstiğfar buymuş asıl istiğfar. Yani Cenab-ı Hak senin günaha girmemek için aldığın tedbirlerden senin günaha girmemek hususundaki kararında samimi olduğunu görüyor. Bataklığın içinde oynuyorum ben tövbe ettim bir daha çamura girer miyim? Bir daha üstümü batırmayacağım, pisletmeyeceğim, kirlenmeyeceğim bir daha. Ama bataklığın içinde oynuyorsun. Samimi olmadığını gösteriyor bu. Öyleyse ne yap? Ayet la takrabu zina diyor. Yaklaşmayın diyor o harama, o günaha. Yaklaştıktan sonra artık ateşte barut ne yapmaz? Yan yana durmaz. Fıtratında var, yapısında var, hamurunda var. Allah muhafaza. Demek samimi tövbe böyle görünüyormuş insanda. Bu zamanda ahiretin elmas gibi nimetlerini, lezzetlerini bildiği halde dünyevi kırılacak şişe parçalarını onlara tercih etmek, ehli iman iken ehli dalalete o hubbu dünya ve o sır için tabi olmak tehlikesinden kurtarmanın çare-i yeganesi, dünyada dahi cehennem azabı gibi elemleri göstermekle olur ki Risale-i Nur o meslekten gidiyor. Yoksa bu zamandaki küfrü mutlakın ve fenden gelen dalaletin ve sefahatteki tiryakiliğin inadı karşısında. Bakın bir tarihi süreci anlatıyor. Ha. Önce ne vardı? 19. yüzyıl, atom bulunmuş, pozitivist düşünce hakim, gözümle görmezsem inanmam diye, değil mi? İnkar-ı uluhiyet ve komünizm fikirleri, küfrü mutlak. Hemen arkasından ilimler, fenler inkişaf etmiş, sebepler, tabiat, doğa demeye başlamışlar. Bakın önce küfrü mutlak, tutmayınca fenden gelen dalalet,
O da tutmuyor. Kur'an hakikatleriyle, değil mi? Şu iman hakikatleriyle bütün fenlerin Cenab-ı Hakk'ın varlığını, birliğini gösteren birer ayet, birer delil olduğunu, her bir fen nurlu bir bürhan olup şeytanları ve şeytanlaşmış fikirleri yakan birer necmi sakıptır diye ayete o, değil mi, yanan yıldızlar gibi yakıp geçiyor. Fenleri de, değil mi, Cenab-ı Hak hesabına istimal ettiğiniz zaman her bir fen kainat hesabını okutturan birer rehber, birer muallim olduğu zaman şimdi ne yapmışlar? Küfür mutlaktan bir şey çıkmamış. Fenden gelen dalalet de iflas etmiş. Şimdi şu anda sefahatteki tiryakiliğin inadı. Bu da C planı. A planı tutmadı. B planına girdiler. O da tutmadı. Şimdi ne var? Fikir safhasında iflas etti küfür. Fikir cephesinde mağlup olunca bu sefer tamam diyorlar. Allah'a inan. Ahirete inan. İnkar et demiyor. Ama seni öyle bir hayata alıştırıyor ki sefahate, ahlaksızlığa, sokak, sosyal medya öyle bir bataklığın içine düşürüyor ki inandıklarınla sen kendin zaten ters düşüp inandıklarınla her gün çatışmaya başlıyorsun. Yavaş yavaş inandıklarını, yaşadığın hayatı terk edemeyince tiryaki müptela olmuş. Bu sefer inandıklarını yavaş yavaş terk değil ha, taviz vere vere dini terk etmek yok. Öyle bir din ortaya koyuyor ki nefsin bütün alışkanlıklarına taviz veren, şeytanın bütün arzularını yerine getiren sadece şekilden ve kılıftan ibaret bir din. İçi sefahat dolu, içi pislik dolu, içi nefsaniyet dolu, içi günahlar dolu bir din anlayışı ortaya koyuyor. Biz de inanıyoruz diyor. Ben diyor Allah'a inanırım ama dine inanmıyorum diyor. Öbürü diyor ki ya şu da olur, bu da olur, ne yapacaksın diyor. Yavaş yavaş içini boşaltıyor dinin. Ya örtünmek var, değil mi? Namaz var, abdest var. Fakat dini din yapan hiçbir şey yok. Şekiller var sadece. Onlarla kendini kandırıp onunla teselli bulmaya çalışan bir anlayış hakim oluyor bakın. Öyleyse buna karşı yapılması gereken nedir? Madem zevke ve lezzete müptela kör hissiyatı, değil mi, şeytan, nefis ele geçirip böyle cehennem vadilerinde koşturuyor. Öyleyse yapılması gereken nedir? Şimdi onu söyleyecek. Yoksa bu zamandaki küfrü mutlakın ve fenden gelen dalaletin ve sefahatteki tiryakiliğin inadı karşısında Cenab-ı Hakk'ı tanıttırdıktan sonra ve cehennemin vücudunu ispat ile ve onun azabı ile insanları fenalıktan, seyyiattan vazgeçirmek yolu ile cehennem var, azap var, yanacaksın, vazgeç bu günahlardan. Değil mi? Bu nedir? Klasik yöntem. Fakat ahir zamanda klasik yöntem geçmiyor. Kılıçla savaş bu. Şimdi aynı Kur'an cephanesinde ahir zamanın şeytanlarıyla mücadele etmek için başka bir silah var. Ha. Yani dünyadayken cehennem azabını hatırlatarak insanları günahlardan vazgeçirmek yoluyla ondan belki 20'den birisi ders alabilir. Ders aldıktan sonra da Cenab-ı Hak Gafur Rahim'dir. Hem cehennem pek uzaktır der, yine sefahatine devam edebilir. Ben burayı okuyorum bir gün. Bir tanesi bana dedi ki, hah, ben dedim işte tam bunu söylüyorum dedi ya. Benim nefis bunu söylüyor dedi. Vazgeçmiyorum tamam. Bir gün dedi Allah'ın izniyle sağlam bir tövbe edeceğiz. Ama o bir gün yok. Bir tane Renault fabrikasında çalışan bir abi vardı da. Babam diyordu ki oğlum işte biraz gencim işte biraz emekli olunca namaza başlayacağım şöyle böyle. Emekli oldu dedi ki ya oğlum tam daha emekli olduk sayılmaz daha çalışıyoruz falan dedi diyor. Ondan sonra yaşlandı emekliliği de geçti. Yaşlandı dedi ki ya oğlum bu vaziyette namaz mı olur? Baktım böyle
Cenab-ı Hak sen onunla pazarlığa kalkışırsan sen muhtaçsın ya. O muhtaç değil ki, neyin pazarlığını yapıyorsun? Cenab-ı Hak da sana ne gençliğinde ne de yaşlılığında nasip etmiyor. Ya. Sanki böyle Cenab-ı Hakk'ın bir ihtiyacı var da bizde oh ya Rabbi kılarım ama şu zaman kılarım, şöyle kılarım, böyle kılarım. Cenab-ı Hak da ben diyor seni kulluk listesinden sildim diyor. Hadi yiğit sen kıl. İçtimada yoksun. Silmiş listeden çünkü. İçtimaya çıkamıyorsun. Ya. İşte Risale-i Nur ekser muazeneleriyle küfür ve dalaletteki dünyadaki elim ve ürkütücü neticeleri göstermekle en muannit inatçı sefahatte, günahta ısrarla, inatla devam etmeye çalışan ve nefisperest, nefsine taparcasına peşinden giden insanları dahi o menhus, gayrimeşru lezzetlerden ve sefahatlerden bir nefret verip, şimdi terk etmenin yolu buymuş. Şimdi adam mesela sigarayı terk ettirecek bazı ilaçlar, şunlar bunlar yediriyorlar. Adam ne yapıyor? Tiksiniyor. Tiksinmeden istediğin kadar oraya ceset resmi koy, 10 parça olsun. Yok. Şimdi diyor ki, ehli dünya, ehli sefahat, şu hazır medeniyet, der ki diyor, sefahat çirkindir, kötüdür. Günahlar, haramlar, bunlar kötüdür der. Fakat diyor, öyle tasvir eder, ağız suyu akıtır, daha insan iradesine hakim olamaz. Şu an kanunlarda yok mu? Hepsi var. Ama dışarıdaki icraat, medeniyet fantazileri, sefaat, ahlaksızlık o seviyede ki daha kimse iradesine ne yapamıyor? Hakim olamıyor. O yüzden demek ahiretteki cehennemi bildirmek de öyle. Öyleyse günahtan, ahlaksızlıktan, rezillikten nefret etmesi lazım. Bir insan ne zaman nefret eder? Nasıl nefret eder? Nasıl tiksinir ki? Tiksinilecek bir şey mi bu ya? Nasıl tiksineceğiz? Bak formülü söylüyor. İmandaki manevi cennet, o dünyadaki sahte, süfli, geçici, değil mi? Nefsani lezzetlere galebe çalacak. İkincisi de küfürdeki manevi cehennem, dünyevi sıkıntılara galip gelecek. İnanın böyle ya. Öyle öyle. Yani şimdi insan imandaki o lezzeti tattı mı? Ya. Adam şimdi dünyada bir konforu tatmış. Adam alışmış Porsche binmeye, Mercedes BMW binmeye. Adama senin hayallerini süsleyen araba ızdırap oluyor adama. Hayalini bile kurmak istemiyor. O konforu yaşamış bir kere ya. Veya adam değil mi şato gibi evde yaşamış, senin hayallerini kurduğun gecekondu değil mi? Onu korkutuyor. Onun hayalinin değil mi sokağından bile geçmiyor. Tiksiniyor ondan, nefret ediyor. Hayvan bağlasan durmaz burada diyor. Öyle. Niye? Çünkü o konforu yaşamış. Şimdi imanda ruhun yaşadığı bir konfor var. İmandaki emniyet, imandaki teselli, imandaki rahatlık. Ya iman ne yapıyor? Seni alıp dünyanın üstüne oturtuyor ya. Bağdaş kur otur. Tüm dünya seni taşısın. Ama iman zafiyeti veya küfür, dalalet alıyor seni dünyanın altına sokuyor. Taşı diyor bu dünyayı. Tüm dünyanın yükü senin sırtında. Hadi. Hadi bu hayattan lezzet al. Hadi keyif et. Tadını çıkar hadi. Mümkün mü? Değil mi? Her taraftan öyle öyle. Malın mı var, derdin var diyor geçen biri. Dedim abi ne derdin var ya? Derse dedim ver gitsin. Öyle değil diyor ya. Arkadaş diyor. Ne vazgeçebiliyorsun, ne keyfini sürebiliyorsun. Niye? Çünkü bekçilik yaptırıyor sana. Her şeyi düşünmek zorundasın. Devamlı. Değil mi? Ya.
Yani dağa tırmandıkça düşmek ne yapar? Korkutur değil mi? 10 metreden düşmek de 100 metreden düşmek bir olmaz yani. Maddi olarak da böyle, manevi olarak da böyle. İstikametten sapınca azap başlıyor şimdi. Allah sahiplendiğin zaman. Bu sefer ne oluyor? Aha işte Allah. Sen benim diyorsun, Cenab-ı Hak da seninmiş gibi onu senin sırtına bir yükleyiveriyor. Altında eziyor seni. Ya. İşte Risale-i Nur, ekser muazenlerle küfür ve dalaletin dünyadaki elim ve ürkütücü neticelerini göstermekle en muannit ve nefisperest insanları dahi o menhus gayrimeşru lezzetlerden ve sefaatlerden bir nefret verip aklı başında olanları tövbeye sevk eder. O muazenelerden 6., 7., 8. sözlerdeki kısa muazeneler ve 32. sözün 3. mevkıfındaki uzun muazene en sefih ve dalalette giden adamı da ürkütüyor, dersini kabul ettiriyor. Şimdi o 32. sözün 3. mevkıfındaki uzun muazeneden bir bölüm okuyacağız. Kısaca bir bölüm. Fakat çok kıymetli bir bölüm. Ehli dalaletin vekili, tutunacak ve dalaletini ona bina edecek hiçbir şey bulamadığı ve mülzem kaldığı zaman şöyle diyor ki, ben saadet-i dünyayı ve lezzet-i hayatı ve terakkiyat-ı medeniyeti ve kemal-i sanatı kendimce ahireti düşünmemekte. Bakın inkar etmek demiyor. Çünkü mülzem kalmış. Allah'ın varlığını, birliğini bütün ilimlerin, fenlerin dilleriyle tam ispat edilmiş ve anlamış. Çaresiz. İnkar edemiyor. Ama nefis, şimdi Allah'ın varlığıyla, ahiretin varlığıyla beraber nefis, hayvani ve nefsani hürriyetini kaybediyor. Bir Allah var seni gözeten. Bir ahiret var hesaba çekileceğin. Bu sefer ne yapıyor? Bakın, inkar yok. Şimdiki şu an içinde bulunduğumuz vaziyeti anlatıyor. Düşünmemekte. Düşünme diyor. Sonra ve Allah'ı tanımamakta. İnkar yok. İnkar yok ama tanımıyor. Cenab-ı Hakk'ı tanıttıran ilimlerden, mevzulardan, derslerden uzak duruyor. Allah'ı tanıdıkça çünkü insan onun varlığını hissediyor. Onsuz bir hayatı yaşayamıyor. Allah'ı tanımamakta ve hubbu dünyada, dünya sevgisinde ve hürriyette, yani hayvani ve nefsani bir özgürlük hürriyette ve kendine güvenmekte gördüğün için insanın ekserisini bu yola şeytanın himmetiyle sevk ettim ve ediyorum. Kim bu? Ehli dalaletin vekili. Şimdi ehli dalaletin vekilleri çok. Bu asır namına ehli dalaletin vekili var. Ehli imanın ahir zamandaki vekaletini tutan, ahir zamandaki vekilinin karşısına dikilmiş. Mübareze ve mücadele var. Bir de bizim şahsi alemimizde ehli dalaletin vekilleri var. O da bizi günaha götüren, sefaate çağıran ne varsa o da ehli dalaletin vekillerinden bir tanesi. Bir de bunun aslı var. O da şeytanın ta kendisi. Bir de içimizde nefis dediğimiz bir vekil daha var. Şimdi bir sürü vekilleri var bu ehli dalaletin. Hepsi de bunlar bizi ne yapıyor? Ateşe ve cehenneme çağırıyor. Ama cehennemi süsleyerek takdim ediyor. Şimdi bir de ehli değil mi?
imanın, ehli hakikatin çağırıcıları var, zellalları var. Seni dünyaya çağıran esbab, sebepler çoktur. Başta nefis ve hevası, sonra ihtiyaç ve havası, duyguları, şeytanı ve senin gibi kötü arkadaşları gibi çok daha iyiler var, çağıranlar var. Eğer sende bu biçare millete karşı zerre kadar hamiyet varsa ve hamiyetten dem vurduğun yalan olmazsa, seni ahirete ve ebedi hayata çağıran o az dâilere, iman dellallarına, Kur'an dellallarına yardım etmek lazımdır. Yoksa o az dâileri susturup şeytana yardım etsen, değil mi? Allah muhafaza, o çoklara yardım etsen şeytana arkadaş olursun diyor. El cevap, biz dahi Kur'an namına diyoruz ki, ey biçare insan, aklını başına al. Ehli dalaletin vekilini dinleme. Eğer onu dinlersen, hasaretin o kadar büyük olur ki. Tasavvurundan ruh, akıl ve kalp ürperir. Şimdi şöyle bir şey düşünelim. Şimdi bir çekirdek. Çekirdek halindeyken ağaç vaziyetini bilmiyor. Kendisi de bilmiyor. Ağaç olunca nasıl olacak bilmiyor. Kaç ton meyve çıkacak? Kaç sene yaşayacak? Her sene kaç ton meyve verecek? O meyvelerden çıkan çekirdekler kaç tane ağaç olacak? Onlardan çıkan meyveler, ondan çıkan ağaçlar, değil mi? Şimdi bilmiyor ya bu çekirdek. Eğer intibaha gelir, uyanırsa, eğer filizlenip fidan olursa ne kadar büyük bir getirisi, kârı olduğunu bilmiyor. O yüzden çürüttüğü zaman kendini, ateşe atıp yaktığı zaman da ne kadar büyük bir kârı, ne kadar büyük bir hasılatı kaybettiğini de düşünemiyor. Biz şimdi şu düşünün mesela, adeta insanın mahiyeti çekirdeklerle dolu. 1500 tane latife duygu varmış çekirdek hükmünde. Uyanmayı bekliyor. Cenab-ı Hakk'ın isimleri adedince bizde diller varmış. Uyanınca çalışacak. Uyanmadığınızda dilinize ne koyarlarsa koysunlar tatmıyor, değil mi? Niye? Çünkü dil tatmaz, ruh tadar. Ruh uyanmayınca dil ne işe yarar? Allah'ın isimleri adedince ya. Her bir ismini zevk edecek, tadacak, lezzet alacak. Cenab-ı Hakk'ın esmasını adeta yaşayacak duygular varmış insanda. Ama gel gelelim, çekirdeği kavurduğunuz zaman ikinci bir işe yaramadığı gibi şu ahir zamanda günahların, sefahatin, ahlaksızlığın ve dünyevileşmenin fırınında kavrulan insanlar duygusuz, hissiz, adeta kül olmuş, yanmış latifeler, sadece kendisini hayvan gibi hisseden, hayvani zevklerden başka bir şey bilmeyen, hayvani ve küçücük hedeflerin peşinde ömrünü heder eden dehşetli bir vaziyete düşmüyor mu? Bakıyorsun, adamın hedeflerine bakın, yaşantısına bakın, değil mi? Zevklerine bakın, yazın alt alta Allah aşkına ya, herhangi bir hayvandan ne farkı var? Ya, ne düşünüyorsun diye soruyorsun, hiç diyor. Hiç düşünmeyenle, değil mi, akılsız hayvan arasında ne fark var? Ya. Veya da sadece rızkını düşünüyor. Veya zevklerini düşünüyor. Şimdi düşünerek rızıklananla düşünmeyerek rızıklanan arasında ne fark var? Ya bu adam düşünerek yiyor, öbür oradaki hayvan da düşünmeyerek yiyor. Ne fark etti yani? Ama düşünerek yaşayanla düşünmeyerek yaşayan arasında çok fark var. Ya. Eğer onu dinlersen hasaretin o kadar büyük olur ki tasavvurundan ruh, akıl ve kalp ürperir. Yani rivayetlerde var, cehennem ehline kaybettikleri gösterilecek diyor. Yani şöyle, cehennemin en dehşetli azabıymış ya o gün.
Eğer kaybetmeseydin, senin için böyle bir cennet hazırlanmıştı. Bir açılacak, 5 dakika fragmanını seyretti mi? Aman yarabbi ya. Cennetteki kaybettiği makamı gösterilince öyle pişman olur, öyle pişman olur. Adem zamanından kıyamete kadar hiç kimse öyle pişman olmamış diyor ya. Vay 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 vay. Ya ne yapsın, ne yapabilir ki? Dövecek diz yok, değil mi? Taşlara vuracak baş yok. O yüzden şimdi, şu anda elimizde fırsat varken, bir de bu ahir zamanda şu marifetullah dersleri bize ikram edilmiş, ulaştırılmışken, bütün himmetimizle, kuvvetimizle yapışmamak ancak akılsızlığın eseri olabilir. Ya. Senin önünde iki yol var. Birisi ehli dalaletin vekilinin gösterdiği şekavetli yoldur. Diğeri Kur'an-ı Hakim'in tarif ettiği saadetli yoldur. İşte o iki yolun pek çok muvazenelerini çok sözlerde, hususan küçük sözlerde gördün ve anladın. Şimdi makam münasebetiyle binde bir muvazenelerini yine gör, anla şöyle ki. Şu paragrafı okuyup bitireceğim ama çok önemli. Ezberlenmesi gereken bir paragraf bu. Sadece şu paragrafla insanları uyandırabilirsiniz. Çok insanları ben sadece şu dersle veya 8. meselenin hülasasının başındaki o dersle çok ehli sefaatin, yani günah bataklığı içinde kendini uyuşturmuş insanların uyandıklarına şahit oldum. Sadece şu dersle. Şu gelecek paragraf çok kıymetli o yüzden. Diyor ki şirk ve dalaletin ve fısk ve sefahetin yolu. Bakın şirk ve dalalet var. Bir de ne var? Fısk ve sefahet var. Şirk Allah'a ortak koşmak demek. Dalalet sapıklık demek, sapmak, yoldan çıkmak demek. Ha, bunlar fikir bazında şeyler. Bir de ne var? Fikren Allah'a inanıp herhangi bir şekilde Allah'a şirk koşmayıp ama fiili olarak Allah'a şirk koşmaya da fısk ve sefahet deniyor. Günah bataklığı içinde Allah var diyerek yokmuş gibi yaşamanın adı. Şirk ve dalaletin başka bir yerde bir ifade var abi. Diyor ki eğer İnanmıyorsa diyor. Veyahut inandığı gibi yaşamıyorsa diyor. Allah. Eğer imanı yoksa veyahut imanı tesir etmiyorsa. Şimdi aslında arada çok fark yok ha. Olmayan imanla tesir etmeyen iman arasında fark yok. Netice itibariyle aynı. Yani bir adam ilaç bulamamış, ölüyor. Öbürü de ilaç bulmuş fakat ilaç tesir etmemiş veya kullanmamış. Ya. Şirk ve dalaletin ve fısk ve sefahetin yolu insanı nihayet derecede sükut ettiriyor. Hassiz elemler içinde nihayetsiz ağır bir yükü zayıf ve aciz beline yükletir. Çünkü insan nedir o? Şirkte, dalalette, fıskta ve sefahette giden insanın omuzuna yüklenen yük nedir? Çünkü insan Cenab-ı Hakk'ı tanımazsa, bakın bilmezse demiyor, iman etmezse demiyor, tanımazsa diyor. Bakın biz Allah'ı tanıdıkça tanımakta sonsuz mertebe var. Tanıdıkça üzerimizdeki yüklerin hafiflediğini hissediyor muyuz? Her şeyin onun iradesi altında olduğunu vahdehu manen der, Allah birdir, başka şeylere müracaat edip yorulma, onlara tezellül edip minnet çekme, onların arkasına düşüp zahmet çekme. Ne yapıyor bak seni?
Bak tanıdıkça onun varlığı ve onun senin her şeyine her an hakim olduğunun bilinci, itikadı insanda arttıkça insan kuşlar gibi rahatlıyor. Oh Rabbim her şeye kadir. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler ifadesi Rabbini tam tanımış bir itikadın dudaklarından dökülen bir ifade. Biz de söyleriz. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler diye ama başımıza bir şey geldi. Bu nereden çıktı? Ne oldu? Beni mi buldu? Hani neylerse güzel eylerdi? Güzel hani bu güzel yani. Hoştur bana senden gelen. Ya gonca gül ya da diken. Gonca gülü herkes hoş diyor ama diken geldi mi? Bu nereden çıktı? Bilmiyor musun nereden çıktı? Rabbin gönderdi sana. Özel, ikram. Ya. Allah Allah. Derdimi seviyorum diye bir kitap yazmış birisi de. Baktım bu mevzuyu işlemiş. Derdi sevdiği dert değil aslında. Sevdiği o derdi gönderen zat. Mevlana Hazretleri diyor ki kalu belada. Bela dedik yani. Bela evet demek. Ben sizin Rabbiniz değil miyim dedi. Cenab-ı Hak biz de evet dedik. Bela. Şimdi evet demişiz ya. Evet dedik. Kabul ettik ya onu. Mevlana Hazretleri diyor ki o bela bu bela diyor. Bu belaya diyor o gün evet dedim bugün niye itiraz ediyorsun diyor. O bela bu belaymış. Ya. Çünkü insan Cenab-ı Hakk'ı tanımazsa ve ona tevekkül etmezse o vakit insan gayet derecede aciz ve zayıf, nihayet derecede muhtaç, fakir, hadsiz musibetlere maruz, elemli, kederli bir fani hayvan hükmünde olup, bütün sevdiği ve alaka feyda ettiği bütün eşyadan mütemadiyen firak elemini, ayrılık acısını çeke çeke, nihayette baki kalan bütün ahbabını bir firak-ı elim içinde, acı bir ayrılık içinde bırakıp, kabrin zulümatına yalnız olarak gider. Şimdi şu hayatı bir insan yaşadıktan sonra bunu düşünmesi çok acı. Yaşamadan düşünmesi de aynı onun kadar felaketli ve dehşetli acı. Adam şimdi gençliğinde düşünüyor. Sevdiğim her şeyden acı bir ayrılık içinde çaresiz bırakıp ayrılacağım. Bir de yaşadıktan sonra ayrılırken düşünüyor. Allah. Geçen bir abi anlatıyor da bypass ameliyatına girmiş. Böyle bu hakikatleri yeni yeni duyan birisi. Ben diyor o zamana kadar bu taraklarda bezim yoktu diyor. Doktor dedi ki her şeye hazır ol dedi diyor. Ben de sordum doktora nasıl hazır olayım ne yapayım dedim. Hazır ol da mı durayım? Ne yapayım? Yani nasıl hazır olunur ki her şeye? Ölüme nasıl hazır olunur? Biraz sonra değil mi? Ne o koklattıkları? Bir şey kolonya gibi bir şey koklatıyorlar, bayılıyor ya adam. Biraz sonra diyor koklatacaklar. Eter mi neyse. Bayılacağım diyor. Ne yapabilirim? Hemen diyor aklıma diyor Fatiha geldi. Fatiha yoksam yetişmez. Ne yapayım dedim diyor. Besmele çekeyim dedim. Şimdi amma diyor o saniyelerin içine koca bir ömür nasıl sığdı ya diyor. Saniyelerin içinde koca ömrüm gözümün önünden geçti. Çoluk çocuğum, malım, mülküm, baharlar, kışlar, dünya, elim, ayağım, baktığım aynalar. Aman ya Rabbi hepsinden birden ayrılık öyle acı ki diyor. Ya ben şimdi uyuyacağım ama ya uyanamazsam. Hocam diyor, anlatamam diyor. Kimseye anlatamam bu o hali diyor. Öyle bir şey ki o diyor. Bak şimdi ne yapmış? O adamı uyandırmış o hal, o vaziyet. Adam o günden sonra yakmış gemileri. Cenab-ı Hak uyandırmış onu. Diyor ki,
Hayatımda böyle bir elhamdülillah demedim diyor. Bir uyandım diyor. Elhamdülillah, elhamdülillah böyle. Ya iliklerime kadar, zerrelerime kadar elhamdülillah diyorum. Ya Rabbi bana bir hayat daha verdin. Bir şans daha tanıdın. Şimdi illa başımızdan böyle bir hadise mi geçmesi lazım ya? İşte şu anda Cenab-ı Hak bize bir hayat daha verdi. Bugünden sonra bir şans daha tanıdı. İlla biz de mi ölüp dirilelim? Biz de mi o hadiseyi yaşayalım? Yoğun bakımdayız abi. Ya değil mi? Her an yoğun bakımdayız. Her an Cenab-ı Hak yeniden yeni hayat veriyor bize ya. Cenab-ı Hak uyandırsın inşallah. Amin. Şurayı okuyup bitiriyorum. Hem müddet hayatında gayet cüz'i bir ihtiyar ve küçücük bir iktidar ve kısacık bir hayat ve az bir ömür ve sönük bir fikir ile nihayetsiz elemler ile ve emellerle faydasız çarpışır. Bak nasıl? Küçük bir iktidar, kısacık hayat, az bir ömür, sönük fikir, nihayetsiz arzular, emeller ve elemler. Hiç bu sonsuzlar, şu sonlu, küçücük, sönük, azıcık hayata sığar mı ya? Çarpıştır. İktisat tarihi vardı bize de. Hoca yazdı tahtaya, iktisadın anlamı. İnsanın sınırsız ihtiyaçlarını sınırlı imkanlarıyla elde etme sanatıymış. Mantıksızlığa bak. İfade kendi içinde çürük bir ifade. Sınırsız ihtiyaçlar, sınırlı imkanlarla nasıl elde edilir? Mümkün mü? Bak üstad onu cümlenin doğrusunu söylüyor. Diyor ki, nihayetsiz elemler ile ve emeller ile faydasız çarpışır. Ve hadsiz arzuların ve makasidin tahsiline semeresiz, boşu boşuna çalışır. Hem kendi vücudunu yüklenemediği halde koca dünya yükünü biçare beline ve kafasına yüklenir. Daha cehenneme gitmeden cehennem azabını çeker. Vay vay vay. El-Fatiha.